Değerli basın mensupları, çok kıymetli sağlık emekçileri, değerli halkımız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sağlık hizmetlerinin üretimini, finansmanını, sunumunu ve ulaşılabilirliğini katılımcı bir anlayışla değerlendirip, mevcut sistemi sosyal adalet ve temel hak boyutlarıyla şekillendirmek üzere Türkiye'de ilk olarak geniş kapsamlı bir sağlık forumunu gerçekleştirdik. Bu çalışmada çok kıymetli sağlığın değişik alanlarından şifa dağıtan hocalarımız ve sağlık emekçilerimiz katkılarını sundular. İnsan sağlığının değersiz olduğu bu coğrafyada hem toplumumuzun sağlığına hem de sağlıkçılarımıza sahip çıkmayı görev bildik bizler. Bir nefes soluğun hazineden daha da değerli olduğunu net bir şekilde anladığımız pandemi döneminde tek bir maskeye bile muhtaç olduğumuzu, yaşadığımız kayıplara verilen farklı ölüm raporlarını, yoğun bakım ünitelerinden hastane koridorlarına taşıyan canlarımızı unutmadık. Şiddete maruz kalarak kaybettiğimiz sağlıkçılarımızı, emeklerinin yalnızca alkışlarla ödenebileceği düşünülen emekçileri de unutmadık. Bir toplumun kendi şifacılarına dönük saldırı eğilimi normal görülemez. Bu iklimden hekimleri ve sağlık emekçilerini ucuz iş gücü olarak görüp sömüren, emeği değersizleştiren, hor gören iktidar zihniyeti sorumludur. Evet, sağlık alanında yaşanılan zorluklar her geçen gün artıyor. Sağlık hizmetlerinden hem hizmet alan memnun değil, hem de hizmet veren hekimler memnun değil. Sağlığı ticarileştirenler iç barışı zedeleyenlerdir. Şiddeti besleyenlerdir. Hastayı mağdur eden, hekimleri ve sağlık emekçilerini değersizleştirenlerdir. Tüm sağlık meslek grupları adına sağlık çalışanlarını ayıran, ötekileştiren, değersizleştiren anlayışı kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Çünkü sağlık bir bütündür. 20 yılda sağlık alanında iğneden ipliğe, her şeyi özelleştiren, devlet kurumlarını şirkete çeviren, kamunun adını yok eden zihniyete karşı mücadele veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Dönüşüm diyerek makyaj reformlarla sağlık hizmetini piyasanın eline devredenlere karşı mücadelemizi devam ettireceğiz. Bugün gelinen noktada sağlıkta dönüşüm programı sağlıkta çöküş programına dönmüştür. Bu tamamen çökmüş bir sistemin resmidir aslında. Atalarımızın dediği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek hem yaşamak hem yaşatmak üzere sağlıkta insan odaklı iktidar programımızı açıklıyoruz. Bugün sizlere aslında yaptığımız formun az ve önemli kısmını sunacağım. Bu gördüğünüz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yaşama geçirilecek olan form sonuçlarını daha detaylı olarak bu kitapta bulabilirsiniz. Hazırladığımız bu çalışmada bulabilirsiniz. Çünkü biz burada sadece temel konulara değineceğiz. Bunu da hatırlatmak isterim tekrar. Ülkemizde hala geçerli olan sağlık sistemimiz Sağlıkta Dönüşüm Programı adıyla 2003 yılında AKP tarafından uygulamaya konulan neoliberal sağlık reformlarıdır. Sağlıkta Dönüşüm Programı uzun süredir yurttaşlarımızın sağlık gereksinimlerine yanıt verememektedir. Örneğin ülkemizde sağlık hizmetlerine erişimle ilgili büyük sorunlar söz konusuyken bugün yaklaşık 10 milyon yurttaş genel sağlık sigortası kapsamı içerisine alınamamıştır. Ya da alınmamıştır. Oysa genel sağlık sigortasının geliri giderinden daha fazladır. Genel sağlık sigortası gelirlerinin tamamı sağlık harcamaları için kullanılacak olsa, kapsam dışında kalan yurttaşların kapsam içine alınması, sigortalıdan katkı payı alınmaması ve temel teminat paketinin genişletilmesi mümkün olabilirdi. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümeti toplanan paranın yaklaşık %20'sini yani 32,5 milyar lirasını sigortalıların
sağlık gereksinimleri için harcamak yerine sosyal sigorta fonuna aktarmayı tercih etmiştir. Türkiye'deki sağlık sisteminin ivedi olarak değiştirilmesi gerekmektedir bugün. İnsan hakları evrensel bildirgesinde yer aldığı gibi sağlık en temel insan haklarından biridir. Biz de sağlık alanını temel olarak sağlık hakkı yaklaşımıyla düzenleyeceğiz. Ülkemizin gereksinimlerine yanıt vermek üzere hazırladığımız kamucu bir sağlık sistemiyle herkese her yerde ve her zaman sağlık hizmeti sunumunu sağlayacağız. Sağlık hizmetlerine erişimin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Yurttaşlarımız gücü yetmemek, ulaşım zorluğu ve randevu alamamak gibi hiçbir engelle karşılaşmadan sağlık hizmetine direkt erişebilecektir. Sağlık hizmetlerinden yararlanma sırasında ırk, renk, cinsiyet, dil, din, politik ya da diğer görüş, ulusal ya da sosyal köken, mal sahipliği, doğum ya da sakatlık, yaş, medeni durumu, cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, yaşanılan yer, ekonomik ve sosyal durum gibi hiçbir ayrımcılık asla ve asla söz konusu olmayacaktır. Her yurttaş için yeterli sayıda ve işlevde sağlık bakımı ve sağlık kuruluşu donanımı, hizmetleri ve programları sağlayacağız. Sağlık hizmeti temel olarak üç basamakta. Birinci, ikinci ve üçüncü basamak ve basamaklar arasında sevk sistemi kurarak sunacağız. Bu amaçla sağlık hizmetlerinin odağına birinci basamak sağlık hizmetlerini koyacağız. Birinci basamak sağlık hizmetlerini yurttaşların kolayca erişebildiği, gereksinim duyulduğunda ilk başvuru yeri olacak biçimde koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin bir arada kapsayıcı biçimde sunulduğu basamaklar arasında eş güdümün sağlandığı ve yalnızca hastalık sırasında değil, sağlıklı olunduğu sırada da sağlık eğitimi, beslenme, bağışıklama, erken tanı, kişisel hijyen, üreme sağlığı ve bunun gibi her türlü sağlık hizmeti gereksinimlerini kolayca karşılandığı ve böylece sürekliliğin sağlandığı bir anlayışla yeniden örgütleyeceğiz. Bu amaçla birinci basamak sağlık hizmetlerini halk sağlığı merkezi çatısı altında 10-20 bin arası bir nüfusa hizmet götürecek biçimde düzenleyeceğiz. Halk sağlığı merkezlerinde görev yapacak aile hekimlerinin sorumlu olduğu nüfus coğrafi tabanlı olarak tanımlanacak. Aile hekimi başına düşen nüfus başlangıçta en çok 2000 kişi, 5 yıl içinde ise 1500 kişiyle sınırlandıracağız. Halk sağlığı merkezlerinde tümü kamu çalışanı olarak istihdam edilmek üzere nüfusa yeter sayıda aile hekimi, hemşire, ebe ve diğer birinci basamak sağlık görevlileri meslek ve uzmanlık alanlarına göre tanımlanmış görevlere ve ekip çalışması içinde birlikte çalışacakları bir şekilde sunumlanacak. Birinci basamak sağlık hizmeti sunan meslek gruplarının statü ve gelir düzeylerini yüksek tutarak birinci basamakta çalışmayı teşvik edeceğiz. Koruyucu sağlık hizmetlerini hastalıkları önleme, sağlığı koruma ve sağlığı geliştirme zemininde güçlendirecek, her yurttaşın birinci basamak sağlık kuruluşlarında yılda bir kez ücretsiz olarak periyodik sağlık kontrolünden geçirilmesini sağlayacağız. Ayrıca 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımızın sağlık personeli tarafından yaşadıkları yerlerde belirli aralıklarla ziyaret edileceği bir izlem programını yürürlüğe koyacağız. Evlilik öncesi sağlık taramalarının tamamını ücretsiz yapacağız. Halk sağlığı merkezlerinde tedavi edilemeyen hastaların, öncelikle 30-50 bin nüfusa hizmet sunan ve temel branşlarda uzman hekimlerin çalıştığı yataksız tedavi kurumları olan gündüz hastanelerinde tedavi edilmelerini sağlayacağız. Burada
Tedavi edilemeyenler ise ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevk edilecek. Her basamakta hekimlerin hasta muayenesi için uluslararası standartlara uygun bir zaman ayırmalarını sağlayacağız. İkinci ve üçüncü basamakta yatarak tedavi hizmetlerini örgütlerken kamu hastanelerindeki yatak sayısını nüfusa ve hastalık örüntüsüne göre verimliliği en yüksek düzeyde sağlayacak biçimde 100-600 arası yataklı olarak planlayacak, halen var olan küçük ölçekli hastaneleri erişim ve verimlilik ölçüleri doğrultusunda hastalar için sağlık hizmetine hiçbir erişim sorunu yaratmayacak biçimde kapsamlı olarak tekrar gözden geçireceğiz. Sağlık Bakanlığı ile meslek birlikleri ve sendikalar arasında sürekli bir iletişim sağlanması amacıyla Türkiye Sağlık Konseyi adıyla sağlık meslek birliklerinin ve sendika temsilcilerinin yer aldığı bir kurul oluşturacağız. Hasta güvenliği ve kalite sağlık hizmetlerinin olmazsa olmaz ön koşullarıdır. Hasta güvenliğini sağlamak amacıyla tüm hastanelerde klinik uygulama rehberlerini yürürlüğe koyacağız. Ulusal eş yetkilendirme programlarını evrensel normlara uygun hale getirecek, kalite iyileştirme araçlarını uygulamaya koyacak ve izleyeceğiz, takiplerde bulunacağız. Bugün iller arasında büyük ölçüde var olan sağlık hizmet göstergelerindeki eşitsizlikleri nüfusa göre hekim, hasta yatağı, yoğun bakım yatağı ve benzeri durumlar için gidereceğiz, çözümleyeceğiz. Tıp fakülteleri ile eğitim araştırma hastanelerini tıp eğitimindeki işlevlerine katkıda bulunmak amacıyla destekleyeceğiz. Şehir hastaneleri açılırken kapatılan kent merkezlerindeki devlet hastanelerini yeniden açacağız. Silahlı kuvvetlerinin gereksinim duyduğu sağlık hizmetlerini her düzeyde sağlayacak askeri hastaneleri ve sağlık tesislerini yeniden açacağız. Çalışan sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hemşiresi gibi alanlarda iş güvencesini ve mesleki bağımsızlıklarını sağlamak üzere çalışan sağlığı ve güvenliği kurumunu kuracağız. Öğrenci sayısına bağlı olarak okullarda yarı zamanlı veya tam zamanlı hemşire görevlendireceğiz. Öğrencilerin büyüme ve gelişimlerini yakından izleyecek, büyüme ve gelişme sorunlarını saptanan öğrencilerin uzmanlara sevk edilmesini sağlayacağız. İlkokul, ortaokul ve liseye başlarken her öğrenci halk sağlığı merkezlerinde kapsamlı sağlık muayenesinden geçecekler. Artmakta olan çocuk yoksulluğu ve gıda krizinin öğrencilerdeki fiziksel ve ruhsal etkilerini azaltmak amacıyla da okullarda en az bir öğün olmak üzere sağlıklı beslenme sağlayacağız. Sağlık hizmetimiz sunumu sırasında hekim ve hastayı karşı karşıya bırakan sorumluluk sistemi yerine ortaya herhangi bir zarar çıkması halinde zararı kısa sürede tespit edip tazmin eden, sorunların kök nedenlerini analiz eden ve çözüm üretmeyi hedefleyerek sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi hedefleyen kamusal bir fon oluşturacağız. Sağlık hizmetinin kötü işlemesinden dolayı doğacak zararlar bu kamusal fon tarafından karşılanacak. Kişilerin değil, sağlık hizmeti sunan kurumların riskleri güvence altına alınacaktır. Sağlık hakkının bütün bireyler için güvence altına alınması amacıyla sağlık kuruluşlarının tümünün temel işlevleri ve sorumlulukları ile bunları yerine getirmemesi halinde uygulanacak yaptırımları açık olarak tanımlayacak ve meslek örgütlerinin, hasta hakları örgütlerinin ve bireylerin bu sürecin izlenmesine ve değerlendirilmesine katılımını sağlayacağız. Gelelim en can yakan konulardan birine, sağlıkta şiddet. Sağlıkta şiddetin önlenmesini öncelikli konulardan biri olarak görüyoruz. İlk olarak sağlık çalışanlarının saygınlığını zedeleyen, onları itibarsızlaştırmaya çalışan, hınç yüklü söylemleri yok edeceğiz, sağlık çalışanlarının güvenli ortamda hizmet sunmasını sağlayacağız. Bunun için sağlık kuruluşlarının hem içerisinde
hem de çevresinde sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlayacak sert ve caydırıcı önlemler alacağız. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet uygulayan kişileri en sert ve kararlı biçimde cezalandıracağız. İhbar hattı ve psikolojik baskı aracı haline gelen SABİM'i kaldıracağız. Bunun yerine hastaların şikayetlerini yazılı olarak doğrudan sağlık kuruluşlarına kolaylıkla iletebilecekleri bir sistem geliştireceğiz. Hasta şikayetlerinin üyeleri arasında hasta hakları temsilcileri ve hukukçuların da bulunduğu bir kurul tarafından değerlendirilmesini sağlayacağız. Ülkemizdeki sağlık emek gücünün yaşadığı sorunları çözmek amacıyla planlama, yetiştirme ve istihdamı bütünlüklü bir süreç olarak ele alacağız. Sağlık çalışanlarının sayılarının planlanması, yetiştirilmeleri ve istihdam edilmeleri aşamalarının her birinde sağlık çalışanlarının temsilcileriyle birlikte düzenlemeler yapacağız. Bir yıl içinde uzman hekim, diş hekimi, veteriner hekim, eczacı, hemşire, sağlık teknisyeni ve diğer birçok alandaki sağlık çalışanı ile ilgili her bir sağlık mesleğinin yetiştirme ölçütlerini gözden geçirecek, çekirdek eğitim müfredatlarını yeniden belirleyecek ve bu ölçütleri karşılayamayan eğitim kurumlarına öğrenci almayacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir eğitim kurumu olmaktan çıkartacağız. Özerk bir üniversite biçimine dönüştüreceğiz. Kamuda hizmet sunan tüm sağlık çalışanlarının refah düzeyini yükseltecek ve bu amaçla da sağlık çalışanlarının hak ettikleri temel ücretleri almalarını sağlayacağız. Ek göstergeleri 3600'den başlamak üzere kademeli olarak yükselteceğiz. Kamuda sağlık çalışanlarının aylık gelirlerinin en az %80'i temel maaşlarından oluşacak. Performansa dayalı ek ödeme sistemini kaldıracağız. Bunun yerine bilgi ve beceri ve davranışsal yeterliliğin bir arada ele alındığı, sağlık çalışanlarının gereksinim ve tercihlerini yansıtabilen adil, eşitlikçi ve şeffaf bir teşvik sistemini uygulamaya koyacağız. Özel sektörde istihdam edilenler için de meslek örgütleri ve sendikaların karar verme süreçlerine katılabileceği taban ücretleri ve iş güvencesini belirleyecek yasal düzenlemeler yapacağız. Sağlık çalışanlarının atamalarını derhal yapacağız. Sağlık çalışanları arasında hiçbir ayrım yapmayacak. Tarafsız ve adil bir atama, yer değiştirme ve yükselme yöntemi uygulayacağız. Kanun hükmünde kararname ile görevlerine son verilmiş, ancak haklarında dava açılmamış, takipsizlik kararı verilmiş, beraat edip kararları kesinleşmiş ve böylece göreve iade edilmelerinde yasal olarak hiçbir engel olmayan tüm sağlık çalışanlarını hemen görevlerine iade edeceğiz. Lisans eğitimi olan sağlık meslekleri için başta Türk Hemşireler Birliği olmak üzere kanunla meslek birlikleri kuracağız. Merkezi yönetim bütçesi içerisinde Sağlık Bakanlığı bütçesinin oranını en az %10 düzeyine çıkaracağız. Genel sağlık sigortası fonunu yalnızca sağlık harcamaları için kullanacak, bu fondan başka hiçbir yere aktarma asla yapmayacağız. Sağlık hizmetlerinde tıbbi tedaviye, ilaca ve tıbbi malzemeye erişimin önündeki başta katkı payı, ilave ücret ve fark ücretleri olmak üzere bütün finansal engelleri kaldıracağız. Her yurttaşın prim borcuna bağlı olmaksızın genel sağlık sigortası kapsamı içinde yer alabilmesini sağlayacağız. Yapılandırılmış olmasına rağmen prim borcunu ödeyemeyen yaklaşık 10 milyon kişinin ekonomik koşullarını inceleyecek, ödeyemeyecek durumda olduğu belirlenen her yurttaşın genel sağlık sigortası prim borcunu sileceğiz. Genel sağlık sigortasına prim ödeme yükümlülüğünü ve prim tutarını istihdam ve gelir durumları göz önüne alınarak emekçiler yararını olmak üzere yeniden düzenleyeceğiz. Genel sağlık sigortası tarafından sağlanan temel teminat paketlerini bilimsel normlara uygun olarak genişleteceğiz. Ülkemizde
şehir hastanesi olarak adlandırılan kamu özel işbirliği yönetiminin yap kirala devret modeline kurulan ve işletilen hastane işletmelerine son vereceğiz. Birer rant yatırımı, verimsizlik ve israf projesine dönüşen şehir hastanelerini kamunun üzerinde yük olmaktan artık çıkartacağız. Şehir hastanelerinde oluşan kamu zararının sorumlularından geri alınması için hukuki süreçleri ivedi olarak da başlatacağız ayrıca. İlaç, aşı, serum, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz üretimini teşvik etmek amacıyla bu sektördeki ARGE çalışmalarını destekleyecek ilaç, aşı, serum, tıbbi malzeme ve tıbbi cihazların karşılanabilir fiyatlarla üretilmesi için düzenlemeleri yerine getirecek, yapacağız. Refik Saydam Hıfzıssı Enstitüsü'nü yeniden açacak. Ülkemizde gereksinim duyduğumuz tüm aşıları kamusal bir sorumluluk anlayışıyla geçmişte olduğu gibi yine ülkemizde üreteceğiz. En başta söylediğimiz gibi sağlık en temel insan hakkıdır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hayata geçirilecek sağlık sistemi her yurttaşa eşit, herkes için ücretsiz, herkesin erişebileceği ve nitelikli sağlık hizmeti sunulan kamucu bir sistem olacaktır.